kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cesedi bulunmayan ölülerin kabir hesabı nasıl olacak? Tabi burada bir yanlış algı söz konusu. Hesaba çekilen ve hesabı görülen ceset değil. Cesedin içinde oturan ve cesede hayat kazandıran ruh hesaba çekilecek. Örneğin bir kafesin içerisinde herhangi bir kuş olsa ve bu kuş kafesten uçsa, göklere gitse, uçsa, daha sonra biz o kafesi alıp ateşte yaksak veya o kafesi alıp toprağa gömsek, çürüse veya arabaların altında kalıp parçalansa kafes, yani yok olsa, artık biz bu kuşu nasıl hesaba çekeceğiz, bu kuş nereye gitti diye sorulmaz. Çünkü hesaba çekilici olan kafes değil, kuştur. Yani hayat sahibi olan. Dolayısıyla bizim şu bedenimiz aslında can kuşunun, yani ruhumuzun bir kafesi, bir evi, bir odası gibi, bir arabası gibi. Dolayısıyla bedenimizden çıkan ruh hesaba çekilecek. Ve o cennet bahçelerinden bir bahçede veya cehennem çukurlarından bir çukurda bulunacak. Dolayısıyla bazı insanların cesetleri bulunmuyor. Bazı insanların cesetleri hayvanlar tarafından yeniyor. Bazı insanların cesetleri ateşte yanıp yok oluyor. Dolayısıyla onların hesabı nasıl sorulacak denilmez. Çünkü hesaba çekilecek olan beden değil, o bedeni idare eden, bedenin sultanı olan ruh olacaktır. Tabi bu durum kabir hayatında böyle olacak. Kabir hayatında ruh kendine münasip, latif bir gılaf giyecek ve onunla cennet hayatını kabirde yaşayacak veya cehennem hayatını kabirde yaşayacak. Fakat kıyamet koptuktan sonra haşir meydanındaki dirilme ise bedenlerimiz dirilecek ve o bedenlerimizle hesaba çekileceğiz. Ama kabir hayatındaki olay ruh açısından hesaba çekilecek, ama ruh da orada tabirimi hoş görün, o da kendine uygun bir elbise giyecek. Beden elbisesi ama ruha uygun bir elbise giyecek. Toprağa koyduğumuz veya dünyadaki yaşadığı elbise cinsine, beden cinsinden değil. Buna böyle somut bir örnek daha vermek istiyorum. Konu daha net anlaşılsın diye. Diyelim ki sizin bir elektrikle bir ampulü hesaba katalım. Ampulünüzde ışık var, ısı var ve renkler var, yansıyor. Veya ampul veya elektrik buzdolabında soğutuyor veya elektrik fırında yakıyor. Şimdi esasen burada esas cevher elektriktir. Ama ampul kırılmakla elektrik yok olmuyor. Dolayısıyla nasıl ki oraya başka bir ampul taktığımızda hayat tekrar devam ediyor ve elektrik yok olmuyorsa, demek ki bizim ruhumuz da şu beden ampulünü aydınlatıyor. Öyleyse beden ampulü kırıldığında o ruhumuz yok olmuyor. Kabir hayatı dediğimiz hayat da zaten o ruhumuzun gittiği alemdeki hayattır. Yoksa cesetleri toprağa koyduğumuzdaki o toprağın içindeki ceset hayatı ve o toprağın içindeki hayat değil. Kabir hayatı, berzah hayatı dünya ile ahiretin arasında bir hayat. Yani bizim şu anda yaşadığımız maddesel hayatla ölçülmeyecek bir hayat.